Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün sizlere manyolya tarifi vereceğiz. Çilekli, muzlu, fındık ezmeli güzel bir tarif bizleri bekliyor. Evet, bunu istediğimiz kalemede ayarlayabiliyoruz bunları. Ben öncelikle meyveyle başlamak istiyorum. Üzerine hafif şöyle krema yerleştiriyorum. Kremamızın üstüne bisküvi ezmemizi, ceviz de kattık içine. Üstüne tekrardan şöyle kenarlarını süs yapabiliriz. Tercihe göre ekliyoruz meyvelerimizi. Bu ikisi çok güzel gittiği için bu şekilde yapmaya karar verdik biz bugün. Kremamız soğuduktan sonra bu kat kat çıkma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Şu şekilde. Kafelerde 15-20 lira vermektense evinizde çok ucuza mal edebileceğiniz bir tatlı manyolya. Şu şekilde. Nasıl duruyor arkadaşlar? Fikrinizi alalım. Şöyle var. Şu şekilde var. Gördüğünüz gibi değişik değişik. Evet. Şimdiden afiyet olsun bizlere. Siz de deneyin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Esen kalın, hoşça kalın. Sevgiyle, koronasız bir hayat diliyoruz hepinize. Biraz da tarif anlatsak. Mesela bunun içinde ne var? Bunun içinde şunlar ceviz var. Nasıl pişirdiniz? Ceviz, fındık ezmesi, ceviz ezmesi, bir de şey... Fındık yok. Şu paline bundan ekledim. Badem ve... Yok, bunun içine de attım ben. Petit beurre bisküvi ezdik. Bunun içine süt, 1 litre süt, 1 bardak su bardağı şekerden çok hafif az şeker, 100 ml krema, 1 yumurta. Ocakta pişiriyoruz. Çektikte 3 kaşık unla birlikte karıştırıyoruz güzelce. Ondan sonra ben biraz hafif puding ekledim içine. Daha sonra çekiyoruz. Üzerine vanilya şekeri tozuyla vanilya karışımı ekliyoruz. Ve soğuduktan sonra evet, bu işleme başlıyoruz. Dolaba atmıyoruz ama, değil mi? Atıyoruz. Yok. Bunu yok şey, soğutmak için. Soğutmak için atmıyoruz. Arada sırada karıştırıyoruz. Pıhtılaşma olmaması için. Evet. Daha sonra. Yani şu tenceredeki pişirdiğiniz şeyi soğutmak için dolaba veya dondurucuya atmayın. Aynen. Çünkü kesme yapıyor. Aynen. Arada sırada karıştırın. Evet. Soğuk bir zemine koyarsanız en azından sıcaklığını alır. Aynen. Beton olabilir, fayans olabilir. Evde bir balkon olabilir. Aynen. Karıştırdıkça yerini değiştirebilirsiniz tencerenin. Sıcaklığını soğuk olan kısma verir ve sıcaklığı gider. Aynen. O şekilde daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Aynen. Bu porsiyon şimdi kaç kişilik mesela? Yani ne kadar süt kullanınca veya işte bu malzemeleri yapınca? Bu 6 kişilik hemen hemen. 6 evet, kişilik. Kaç tane muz kullandık? Muz bir tane kullandık. Kaç tane çilek? 500 gram çilek. Evet. Bir muz. Muzu evet, ben kullanıyorum. Evet. Evet. Tavsiye edeceğiniz başka şeyler varsa içine koymak için. Üzüm üzerine olabilir, şanti şey olabilir, olabilir. Şanti olabilir, evet. Kivi olabilir meyve olarak. Evet. Çikolata. Çikolata olabilir, aynen. Bu şekilde yani. Başka mesela neler olabilir? İşte fındık. Karamel olur mu? Karamel olabilir. Çerçe olabilir. Tahminen yapma süresi nedir bunun? Sıfırdan hiçbir yani
Hazırda malzeme sormuyorum için. Para olarak biliyorsun. Yok yok. Vakit olarak mı? Vakit olarak. Yani parasını da söylesek iyi olur aslında. Ya bir yarım saat olmadı biz başlayalı. Evet. Maliyet olarak da gerçekten en fazla yani 6 kişilik için. Çileğe kaç para verdik mesela? Çilek biraz pahalıydı. Evet. Çileğimizi normal fiyatını söyleyeyim biz. 1.99. Tamam. 2 euro çilek. Aynen. Muz. 60 kuruş şu şey bisküvi. Evet. Ceviz kiloyla almıştık biz. Evet. Hadi 1 lira da ona sayalım. Evet. 1 lira şu fındık şeyine sayalım. O kadar bile kullanmamışızdır. Evet. Muz 79 kuruştu. Evet. İşte süt ile birlikte ya bence taş çatlasa 6 kişi için 2 euro 3.5 euroya falan evet. Tatlılarımızı hazırlayabiliriz. Evet. Yani kişi başı 50 sente falan gelmiş oluyor. Aynen. Çok ucuz. Hazır puding kullanırsak daha da ucuz olabilir. Ama biz tabii ki kullanmıyoruz. Evet. Çünkü biz hazıra karşıyız. Her şeyi elimizde yapmaya özen gösteriyoruz. Evet. Bu şekilde. Başka önereceğiniz şeyler var mı? Tatlı olarak, şey olarak. Tatlı olarak. Bu malzemelerden başka şeyler yapılabilir mi mesela? Aynı anda hani onu da yapsalar. Tatlılarla olmaz. Bunun içine mascarpone atarsan güzel cheesecake tarzı bir şeyler olabilir. Heh, mesela evet. Hı-hı. Bunu ama full ezeceksin. Evet. Altına dizeceksin. Hı-hı. Bu Viyana kahvesindeki tatlı mı olmuş oluyor? San Sebastian'a benzeyen evet. Evet. Bir tatlı çıkıyor ortaya. Orada kaç paraydı tatlı? 22 euroydu galiba. ÖTL. 22 TL. Yani 3 euro, 3.5 euro yapıyor. Aynen. Ay. Neyse düştü çileğimiz. Biz de farklı şekilde evet. Yapacağız. Demokrasilerde çare tükenmez. Aynen. Peki bunu donduracak mıyız daha sonra? Soğutacağız mı? Nasıl? Soğutacağız. Yani donuk mu daha iyi olur? Bekleyecek. Bu içindeki bunlar evet. Emecek bu kremayı. Evet. Yumuşacık olacak. Evet. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Tamam. Yani soğutacak. Fazla ağır değil. Aynen fazla ağır değil. Evet. İçinde yağ yok çünkü. Hı-hı. Çok az biraz krema işte. Evet. Bu kadar. Yani. Tamam. Kısaca bir daha bir malzemelerin listesini alalım, kapatalım videomuzu. Evet, sonra çilek, videoyu izleyelim. Çilek, kütübör, muz, yumurta, un, evet. Krema, süt, şanti. Bence videoyu izleyenler bu malzemeleri şunları falan az çok görüyordur da. Şunun hazırlanışını evet. Mesela bir daha bir anlatayım, ondan sonra kapatayım. Bunu. Buna 1 litre süte 3 kaşık. Yani tencereyi ocağımıza koyduk, yıkma ekliyoruz. Un, 3 kaşık. Tamam, ilk un. İlk un. Evet. Yağ üzüm. Yok kesinlikle. Sadece unu çeviriyoruz. Un. Ama dur. Altını açmadan. Unu ekliyoruz. Üzerine yarım bardaktan biraz fazla şeker ekliyoruz. Evet. Ondan sonra krema ekliyoruz. Bir yumurta ekliyoruz. Yarım bardak su bardağı. Pişiriyoruz. Aynen. Tamam. Bu pişmeye başlayınca göz olunca ocaktan alıyoruz. Tamam. İçine vanilya atıyoruz. Evet. Vanilya attıktan sonra evet. Soğumaya bırakıyoruz. Bu kadar. Tamam. 3 saat dinlenmiş. Aynen. Krema falan bir şey atmıyoruz o zaman. Ben çok hafif puding attım. Tamam. Ama atmalarına gerek yok diyorsun. Gerek yok. Vanilya? Vanilya sonradan dedim ya ocaktan alınca. Tamam. Vanilyamızı da ekliyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi böyle bir çok güzel bir şölen oldu. Renk şöleni. Aynen. Kaç bardak oldu şu anda? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Evet. 12 çıkar gibime geliyor. Bence fazla çıkar. Kremamız az kaldı çünkü. Evet. Yo şey petipörü fazla koyarsınız olur. Var çünkü daha. Evet. Sen çok krema koyuyorsun. Evet ben elimi korkak alıştırmıyorum. Aa çilek. Çileğimiz de bayağı arttı. Bereketliymiş. Şimdiden afiyet olsun bize. Aynen. O zaman videoyu burada sonlandıralım artık yeter. Aynen. İnsanlar yeterince anladı izledi. Aynen. Beğenirlerse yaparlar. Aynen. Yorumlara da
Evet, aynen. Yazarlar. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa, bizim eksik söylediğimiz ya da burada eksik olan, onu da yazarsanız en azından hem biz bilgilenmiş oluruz hem başkaları bilgilenmiş olur. Aynen. Malzemelerde fazlalık da olabilir tabii ki. İlla eksik olmasına gerek yok. Tabii. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Fransa'dan selamlar. Selamlar.